Çöreğe hastalığı, karında ağrı, şişkinlik, ishal gibi çok spesifik olmayan şikayetlerle başladığı için başlangıçta bunlara neden olabilecek birçok hastalıklarla karışabilir. Ancak beraberinde eminim eksikliği de söz konusuysa, yani demir eksikliği anemisi varsa, tedaviye dirençli bir nedeni bulunamayan bir şişkinlik varsa, karın ağrısının nedeni açıklanamıyorsa başka mide ve bağırsak hastalıklarıyla, ishalin nedeni açıklanamıyorsa, hatta her zaman ishal de olmayabilir, kabızlıkla seyreden çölyak hastalığı da olabilir. Dolayısıyla o kadar çok hastalıkla ve bütün karını ilgilendiren, gastrointestinal sistemi ilgilendiren o kadar çok hastalıkla karışabilir ki, atipik çölyak hastalığı özellikle. O nedenle uzun süren dirençli ishal vakalarında, nedeni açıklanamayan karın ağrılarında ve şişkinliklerde, beraberinde demir eksikliği anemisi de varsa, özellikle kansızlık da varsa mutlaka çölyak hastalığından şüphelenilmesi gerekir.